birazdan dinleyeceklerinizi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Her ne kadar gerçek olmadığını düşünüyor olsak da bu sıra dışı yaratılış hikayesini sizlerle paylaşmak istedik. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnsanlığın öyküsü Adem ve Havva ile başlıyor, öyle mi? Eski bir Yahudi efsanesine göre bu öykü Adem'le Havva'dan öncesine uzanıyor. Yani Adem'in ilk eşi Havva değil, Lilith adında bir kadın. İnanışa göre Lilith, Adem ile aynı zamanda ve aynı anda yaratıldıklarından Adem'in kendisine eşit olduğu görüşündedir. Lilith, Adem'in kendisinden üstün olmadığını ve onun emirlerini yerine getirmek zorunda olmadığını düşünür. Adem'in, ben altta değil, üste yatmak istiyorum. Çünkü sen altta yatacak kişi olarak belirlendin. Sözlerine, ikimiz de aynı haklara sahibiz. Çünkü ikimiz de topraktan yaratıldık. Sözleriyle karşılık verir. Bu sebeple de Adem'e itaat etmeyi reddeder. Lilith, Adem ile birlikte yaşamalarının zor olacağına karar verip, Tanrı'nın söylenmesi yasak olan adını anarak göğe yükselir. Cenneti terk eden Lilith'in yeri artık dışlanmışların yanıdır. Çevresindeki cinler ve cinlerin kralı Samuel, yani şeytan ile ilişkiye girer ve ondan çocuklar doğurur. Bu arada cennette yalnız kalan Adem, Tanrı'ya dua ederek Lilith'i geri ister. Tanrı, Samwë, Sansamwë ve Samangelof isimli üç meleği geri çağırmak üzere Lilith'e gönderir. Meleklere dönmediği takdirde Lilith'in her gün 100 çocuğunu öldürmelerini emreder. Lilith, Adem'e geri dönmez ve melekler Lilith'in çocuklarını öldürür. Lilith, duyduğu acıyla bundan sonra bütün hamile ve doğum yapmış kadınların, bebeklerin baş düşmanı olmaya yemin eder. Erkek çocukların doğduktan sonra ilk 8 gün, kız çocukların ise ilk 20 gün içinde canını alacaktır. Sadece yakınında bu üç meleğin ismi ya da şekli bulunanlara dokunmayacaktır. Lilith artık kötüler tarafına geçmiştir. Adem ise üzgün ve yalnızdır. Bunun üzerine Tanrı, Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Bu yeni kadın, Adem'den bir parça olduğu için ona karşı çıkmayacaktır. Fakat Lilith, Adem ile Havva'nın cennette kalmaması için Havva'nın aklını karıştırır. Yasak meyveyi yemeleri için Havva'nın kanına girer ve bu suçu işlemelerini sağlar. Yasak meyveyi yiyen Adem ve Havva cezalandırılarak dünyaya gönderilir ve artık ölümlü olurlar. Lilith ise yasağı çiğnemediği için ölümsüzdür. Sonsuza kadar insanoğlunun çocuklarını öldürmeye yemin etmiştir. Lilith, bütün insanoğullarının ve kızlarının başına gelen nice felaketin sebebidir. İnsanlara yaptığı kötülükler saymakla bitmez. Beşikteki bebeklerin bugünün tıbbınca bile sebebi açıklanamayan ani ölümlerinin baş sorumlusu olduğuna inanılır. Hamile ve doğum yapmakta olan kadınlara musallat olarak düşüklere, ölü doğumlara ve annelerin ölümlerine sebep olur. Yalnız yatan erkekleri uykularında baştan çıkartarak gördüğü erotik düşlerin verimiyle hamile kalır ve cin nüfusunun artmasına katkıda bulunur. Aynaları yurt edinip özellikle aynaya fazla bakan kadınları kendi safına çeker. Bütün bunlara ek olarak Lilith İslamiyet'te yer almamasına rağmen Türk mitolojisinde Albastı ya da Al Karası ismiyle kendine yer bulmuştur. Türklerde al basmasın diye Loğusa kadının yanına Kur'an konulur veya Loğusa kadın kırmızı kurdele takar. Yine buna benzer olarak Loğusa kadın yalnız bırakılmaz çünkü Lilith'in yani Türk mitolojisindeki ismiyle Al Karısının yeni doğan çocuğa zarar vermesinden korkulur. Sonuç olarak Adem'in ilk karısı Lilith, feminizmin ilk öncüsü, ataerkil topluma baş kaldıran ilk asi dişi olarak betimlenebilir. Ancak bunların yanında bütün kötü varlıkların anası ve bizim soyumuzun düşmanıdır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.